Okey, kaydımıza başladı. Herkes tekrar hoş geldiniz. Power BI Türkiye kullanıcı grubunun meetup'ında tekrar buluşmak büyük bir keyif. Oldukça kalabalık bir katılım listesi vardı. Umarım herkes katılma fırsatı bulur. Bizi tanımayanlar için ben Halil İbrahim Güngörmüş. Microsoft Data Platform MVP'lerinden biriyim. Powerbi.istanbul sitesinde uzun süredir teknik bilgimi paylaştığım bir blog sistem var. Sağ olsun Mustafa Işıroğlu, Microsoft Technical Architecture, neredeyse birçok meetup'ımıza çok büyük katkı sağlayan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Mustafa, istersen sen de kendini tanıt, ben senin adına yapmayayım, sonra başlayalım. Tabii. Selamlar herkese. İsmim Mustafa. Microsoft'ta ben de yaklaşık 6 senedir çalışıyorum. Uzun süre Power BI tarafında teknik danışmanlık yaptım. Şu anda biraz daha farklı bir ekipteyim ama Power BI ile olan ilişkimiz devam ediyor bir şekilde bir noktada. Diyeyim. Ben de sözü çok fazla uzatmayayım. Halil de başta bahsetti. Belki şunu ekleyebilirim. Bugün konumuz daha Power BI'de rapor tasarımı, tasarım konuları olacak. Özellikle son kısımda sizden şunu da bekliyor olacağız. Tasarım noktasında bir hani değerlendirme istediğiniz bir içerik olabilir, bir rapor tasarımı olabilir. Bunları da bizimle paylaşabilirsiniz. Biz de canlı bir şekilde belki yorumlarımızı paylaşırız. Tabii ki bunlar şey olacak. Subjektif değil, subjektif yorumlar olacak, objektif değil. Kendi yorumlarımız olacak ama en azından toplu bir şekilde değerlendirme fırsatımız olur. O yüzden bu şekilde bir içeriği olan varsa sadece bir ekran görüntüsünü belki toplantı sonuna hazırlayabilirsiniz. Böylece hep beraber üzerinden geçeriz. Evet, rapor tasarımlarınızı değerlendirmemizi isterseniz ücretsiz. biraz fazla eleştirel yaklaşıyor olabiliriz ama hepsi de yapıcı olacaktır eğer göstermeyi arzu ederseniz. Şimdi bugünkü konumuz veri görselleştirme, hikaye anlatma, insight çıkartmayla ilgili. Power BI'de birkaç önemli kapsam var. Veri görselleştirme bunlardan bir tanesi. Ben ekranımı da paylaşayım. Görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle başlamak istiyorum ben konuya. Herhangi bir kapsamla ilgili, bu bütçe olur, maliyet olur, karlılık olur, gelir gideriniz olur, her şeyiniz olabilir. Herhangi bir kapsamla ilgili gerçekten aksiyon almayı kolaylaştıracak bir veri modeli için çok uzman seviyede DAX bilgisine ihtiyacınız yok aslında. Bugün benim kendi anlatacaklarım esnasında üzerinden geçeceğim model bir satış bütçe modeli, bir gerçekleşen hedef karşılaştırma modeli. Bu model içerisindeki neredeyse hiçbir şey, hiçbir metrik, kompleks DAX formüllerine sahip değil. Hepsi çok standart, çok basit, belli bir seviyeye kadar DAX bilgisinin gayet yeterli olduğu bir kompleksliğe sahip, yani oldukça basit diyebiliriz. Ama önemli olan şey veri modelinin doğru kurulmuş olması. Eğer veri modelinizi doğru tasarladıysanız üstünde at koşturmak mümkün. Ama yanlış bir veri modeli üzerinde çok fazla mucizeler yaratmak çok fazla kolay değil. O yüzden en önemli şey veri modeli DAX tarafında da uzman olmanızı gerektirmiyor. Peki her şeyi güzel yaptık, veri modelimiz tamam. Rapor tarafında, rapor tasarımları tarafında, nasıl hazırlanacağı tarafında nasıl bir çalışma yapmak gerekiyor? Şimdi öncelikle iş sorularını biliyor olmak çok önemli. Eğer iş sorularını iş kullanıcılarıyla birlikte tartışır ve her bir soruya ne şekilde cevap vereceğinizi tasarlarsanız, ilk aşama bana sorarsanız her zaman için bu. Arka planda bir mikrofon açık kaldı zannedersem. Raporları ikiye ayırmak mümkün. Bir veri modeliniz varsa ucuna 30-40 tane Power BI rapor sayfasını bağlayabilirsiniz. Bu teknik olarak mümkün. Ama bu aksiyon almayı ne kadar kolaylaştırıyor? Rapor sayısı aksiyon sayısıyla doğru orantılı değil. O yüzden her bir rapor sayfasını iş sorusunun ne olduğuna göre, hangi detayda yanıtlamak istediğimize göre ikiye ayırmak gerekiyor. Satış raporlarını kabaca, Power BI raporlarını kabaca iki farklı kapsama ayırabiliriz. Operasyonel raporlar, analitik raporlar. Neyi kastediyorum? Operasyonel raporlar daha çok sizin datanın en alt seviyedeki detayını görmenizi sağlayacak, onları gösterdiğiniz raporlardır. Örneğin bir operasyonel rapor sayfasındaki olabilecek görsellerden bir tanesini örnek vermek gerekirse,
Bu basit bir matris. Satış ekibinin yaptığı satışları bütçesiyle, önceki yılla ve farkıyla karşılaştıran bir matris. Eğer tasarladığınız rapor sayfası operasyonel iş sorularına cevap verecek, vermek üzere tasarlanıyorsa buna benzer matrisleri kullanabilirsiniz. Ama konuyla ilgili nerede olduğumuzu hızlı anlamak istediğiniz bir analitik rapor sayfası tasarlıyorsanız o sayfada bu matrisin işi yok. Şöyle devam edelim. Örneğin bu matristeki bilgilere bakarak hangi satışçı bütçesini geçmiş, önceki seneye göre daha fazla satmış veya daha az satmış anlamak için bunun üstünde vakit geçirmek gerekiyor. Rakamlara bakmak gerekiyor, onları yorumlamak gerekiyor vesaire falan. Bu matristeki okumayı kolaylaştırmak için conditional format gibi şeyler de kullanmak mümkün. Örneğin satış büyüklüğü acaba göreceli olarak nasıl bir data var kullanabilirsiniz. Matrisi okumayı biraz daha kolaylaştırdı. Benzer şekilde buradaki yüzde değerlerine gene conditional formatla ikonlar koyabilirsiniz. Ama bu matrisin ne söylediğini hala anlayabilmek için vakit geçirmek gerekiyor bunun üstünde. Okumayı biraz kolaylaştırdık ama anlamak için vakit geçirmek gerekiyor. Aynı bilgileri bir matriste değil de bir balık chartla yapmış olsaydık, balık chartla yapmış olsaydık, kimin ne durumda olduğunu çok daha kolaylıkla anlayabilecektik. Bu custom görsellerden, balık chart isimli görsellerden bir tanesi, birden fazla balık chart var. Eğer ben bir analitik rapor sayfası tasarlıyorsam ve konuyla ilgili nerede olduğumu hızlı bir şekilde anlamak istiyorsam matrisi değil bunu kullanır. Çünkü buna baktığım zaman ve bu görseli oluştururken de uygun şekilde, iş sorusuna uygun şekilde oluşturduğum zaman bu görsel anlamak istediğim şeyi bana direkt söylüyor zaten. O ne demek? Yeşil barın büyüklüğü her bir satış ekibinin yaptığı satışların büyüklüğünü gösteriyor. Kırmızı bütçe her bir satış ekibinin gerçekleşen satışına karşılık bütçesinin neresinde olduğunu gösteriyor. Arkadaki şu gri alan satışların önceki yıl değerini gösteren bir bilgi. Şuradaki 3 bilgiden bahsettim. Aşağıdakinde de aynısı var. Aşağıdaki durumu anlatıyor, söylüyor. Analiz etmeye neredeyse gerek kalmadan üstteki matris aynı bilgiyi içermesine rağmen durumu anlamak için analiz edilmeyi gerektiriyor. Burada şu yorumu yapmak mümkün. İlkay, Hasan, Murat, Hakan, herkes bütçesinin gerisinde. Geçen seneye göre satışı daha iyi olan arkadaşlar var. Geçen seneye göre satışı daha az olan arkadaşlar var. Kim bütçesinin ne kadar gerisinde anlamak çok 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 daha kolay. Arka planla ilgili yardımını rica edeceğim. Tamam, teşekkür ediyorum. Eğer hazırladığımız rapor sayfası analitik bir rapor sayfası olacaksa kullanmamız gereken görsel tipi buna benzer görseller. Yani konuyla ilgili nerede olduğumuzu bize direkt anlatan görseller. Bu görselde neredeyse bir tane bile rakam gözükmüyor. Ama gerçekleşenim neymiş, bütçeme göre neredeyim, geçen seneye göre neredeyim çat diye anlıyorum. Üstteki matris de bize lazım. Ama operasyonel raporlarda lazım. Eğer tüm Power BI rapor sayfalarınızı bu iki kapsama göre ayıracak olursanız kullanıcıya şöyle bir tecrübeyi sunmakta fayda var. Analitik rapor sayfalarında durumun ne olduğunu karar alıcıya net bir şekilde gösteren analitik raporlar, gerçekleşenin bu bütçeme göre şu durumdayım. Zaman bazında, ay bazında nerede olduğumu, nerede geride kaldığımı veya iyi olduğumu görebiliyorum. Herhangi bir artı ya da eksi bir şey bulduğumda, örneğin Ağustos'ta bütçenin bayağı gerisinde kalmışız. İş sorusu şunu soracak. Sebebi hangi satış ekibinin müşteri grubu veya ürün grubu? Soldakine bakıyorsunuz, Hakan hariç, en üstteki arkadaşı hariç, herkes bütçesinin gerisinde. Dolayısıyla bu Ağustos'taki bu büyük geride kalmanın içinde herkesin payı var.
Edit Interactions yöntemini kullanarak ben bu bütünü kaybetmeden kimin ne kadar payı olduğunu burada bulmak istiyorum. Sorun bu. Acaba İlkay mı? Hayır, İlkay değil, çünkü bütünün içerisinde İlkay'ın payı yaptığım seçim sonrasında şu kadar. Murat mı? Evet, nispeten İlkay'a göre daha fazla ama asıl sebep Hasan'la ilgili müşteri grupları, ürün grupları, sebebi buldum, problemi buldum, nereye bakmam gerektiğini buldum. Bundan sonraki yapacağınız rapor sayfaları bu iş sorusunun detayını gösterecek şekilde tasarlanmalı. Genel olarak durumu anladık, tamam, gördük, problemi bulduk. Okey, Hasan, operasyonel raporlarla bu bilgiyi desteklemeniz lazım. Detayını kullanıcıya göstermeniz lazım. Kullanıcı ayrı bir rapor sayfasına orayı tıkla, burayı tıkla diye götürmek yerine sorunu bulduktan sonra ya da bakmak istediğiniz yeri bulduktan sonra bunu seçip teknik olarak drill through diye tabir edilen bir yöntemle o detaya, detay sayfasına gönderip tekrar kullanıcı zahmetsizce olduğu ilk geldiği yere geri getirmeniz lazım. En önemli konu benim tecrübeme göre bu. Rapor sayfalarını cevap vereceği iş sorularına göre analitik rapor sayfaları, operasyonel rapor sayfaları diye ikiye ayırmak. Analitik rapor sayfalarında kullanıcının fazla analiz etmesine gerek kalmadan konu neyse o konuyla ilgili ne durumda olduğunu gösterecek görselleri kullanmak. Bullet chart gibi, artı ya da eksi bir şey yakalandığı zaman da Power BI'daki teknikleri kullanarak onun detayına kullanıcıyı götürüp tekrar geri getirmek. Şimdi bazı görseller bazı iş sorularına çok net cevaplar verir. Bullet chart bunlardan bir tanesi, örneğini yaptık. Gerçekleşen karşılaştırma, kıyas söz konusu olduğunda kapsamınızda mutlaka kullanılması gereken görsellerden bir tanesi. Bütün kapsamlarda istisnasız karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi şu. Ürün satıyorsanız, müşterilere satıyorsanız bir sürü ürününüz var, bir sürü müşteriniz var, bir sürü hesabınız var, bir sürü masraf konu çok farklı olabilir ama hep bir sürü sattığımız, servis verdiğimiz, maliyetine katlandığımız işlemler vardır. Kim nereye düşüyor sorusuna cevap veriyor olmak istisnasız tüm kapsamlardaki temel sorulardan bir tanesidir. Bununla ilgili kullanabileceğiniz, bu tür sorularla ilgili kullanabileceğiniz en şahane görselleştirmelerden bir tanesi scatter diagramdır. Yayılım grafiği diyebilirsiniz. Binlerce müşteri, binlerce ürün içerisinde satışına göre, karlılığına göre, maliyetine göre kimin nereye düştüğünü, dolayısıyla nereye el atmamız gerektiğini bize söyleyen muhteşem bir görselleştirme tipi. Nasıl kullanabiliriz? Yönetim olarak karar vermeye çalışıyoruz. Orta üst hiç fark etmez. Hangi müşteri grubuna, hangi ürün grubuna el atmamız gerekiyor? Nereyle ilgili aksiyon almamız gerekiyor? 186 tane müşteriyi, 500 tane ürünü bir matrise, bu bilgilerle satışı, karlılığı vesairesi bilgileriyle bir matrise düşürürseniz bir insight yaratmış olmazsınız. Bir çarşaf liste yaratmış olursunuz sadece ve nereye bakılması gerektiği konusunda o matris size en ufak bir fikir bile vermez. Elbette işimizi takip ederiz, detaylarımıza hakimizdir ama o matris size hiçbir şey anlatmaz, bir insight vermez. Çarşaf listeden de hiçbir farkı yoktur. Ama aynı benzer bilgileri scatter diagramlarla kullandığımızda şöyle yorumlayabiliriz. Ben 186 teker teker bu kadar müşteriyle veya bu kadar ürünle uğraşmak istemiyorum. Nereye bakmam gerektiğini bulmak istiyorum. Şunu, bu iki scatter diagramı şöyle yorumlamak mümkün. Aynı yapı var. Eksende her ikisinde de bütçe realizasyonunun, bütçe gerçekleştirmesinin TL karşılığı var. Yüzde cinsinden ve bunun tutarsal karşılığı var. Y ekseninde şöyle yorumlayabilirim. Özel müşteriler baktığım zaman bütçesinin çok fazlasıyla geçmiş. Demek ki işler iyi, güzel. Ama dairesinin büyüklüğünden anlıyorum ki işte şuradaki daha büyük dairelere göre daha az satış yapıyor. Okey, soru şu. Ben bu grubu, bu boyut grubunu daha da iyileştirmek istiyorsam kime bakmam lazım? Sağdaki scatter diagramı
filtreleyecek şekilde ayarladığımda ve özel müşteriler seçimini buradan yaptığımda buradaki scatter diagram sadece yaptığım seçimi gösteriyor. Ve burada şöyle bir yorum yapmak mümkün. Burada 27 tane müşteri var. 27 tane müşteriyle tek tek uğraşmanın hiçbir gereği yok. İlk etapta bakılması gereken müşteriler bunlar. Satışı en çok yaptığımız müşteriler. İş soruları her iki taraftan gelir her zaman için. İyi, daha iyi nasıl yapabiliriz? Kötü, daha iyi hale nasıl getirebiliriz? Eğer iyi daha iyi hale getirmek istiyorsanız satış büyüklüğüne göre, bütçesinin gerçekleşmesine göre bakmanız gereken 27 tane değil, hepi topu şurada 1, 2, 3, 4 tane müşteri. Öncelikle bakmanız gereken. Tersinden de gelir demiştim aynı sorular. Bu sefer tersten gelelim. Örneğin şu alttaki iki yeşil mavi daire bizim satışlarımızın büyük kısmını yaptığımız müşteri grubunu gösteriyor. Süper. Ben bu grubu iyileştirmek istiyorum. Kime bakmam lazım? Nereye bakmam lazım? Tıkladım. Orada 41 tane müşteri var. O 41 tane müşteriyle ilk etapta işimiz yok. Bakmamız gereken bu, bu, bu. Hepi topu 4 tane müşteri. Eğer 41 tane müşteriden bunları toparlarsanız burası uçacak. Negatiften eksi taraftan geldik. Tersi için de öyle. İyi bir şey yakaladık. Bu grubu daha iyi hale nasıl getirebiliriz? Bakmanız gereken müşteri grupları gene benzer şekilde bu, bu, bu. Hepi topu 3-4 tane. Samanlıkta iğne aramanın en kolay yolu buna benzer scatter diagramları kullanmaktır. Bu bullet chart, scatter diagram benim neredeyse bütün kapsamlarımda, istisnasız bütün kapsamlarda kullandığım görselleştirmelerden birkaç tanesi. Tasarımlarla ilgili çok fazla öyle uzun bir kural listesi yok. Ama bir best practice listesi yapmak gerekirse bir tanesi diyor ki renkleri lütfen uyumlu kullanın. Renkleri uyumlu kullanın demek şu, yeşil, mavi gibi renkler bütün dillerde, hangi dili konuşursanız konuşun, olumlu şeyleri ifade eder. Kırmızı, turuncu, sarı hep bir uyarı, bir hedef, dikkat edilmesi gereken bir noktayı ifade eder. O yüzden bu tür renkleri lütfen anlamlarına uygun şekilde kullanın. Eğer bütçenizin gerisinde kaldıysanız, eksi bir değer varsa bunu sarı, kırmızı, turuncu gibi renklerle gösterin. Eğer pozitif bir durum yaratıyorsanız bunu anlamı olumlu olan renklerle gösterin. Tek bir rapor sayfasında her şeyi cevaplamaya çalışmak diye kesinlikle böyle bir şey yok. Yapmaya da çalışmayın zaten. Eğer yapmaya kalkarsanız çok birbirinin üstüne binmiş, çok fazla sayıda görsel içeren bir sayfa yaratırsınız büyük ihtimalle. Onun yerine lütfen boşlukları kullanın. Ferah rapor sayfaları tasarlayın. Herhangi bir rapor sayfasında kullanacağınız görsellerin toplam sayısı artı eksi 10-12'yi geçmesin. Çok fazla görseli aynı sayfada kullanmak hiçbir şey ifade etmez. Bulmak istediğimiz insight'in kalitesini arttırmaz. Eğer soruya doğru cevap veren doğru görselleri seçtiyseniz yerleşim tarafında da lütfen ferah bir tasarım yapmaya çalışın. Ferah bir tasarım derken kastım rapor sayfanızı bölümlere ayırmanız gerekiyor. Örneğin üst barı veya sol barı veya sağ barı slicerlar için kullanabilirsiniz. Burada tercih sizin ama hangisini yaparsanız yapın lütfen boşluklar kullanın. Burada boşluk bırakılmış. Bütün görseller arasında aynı büyüklükte boşluklar var. Hatta görsellerin kendi içerisinde bile boşluklar var. Eğer burada 10-12 tane değil de 30 tane görsel kullanmaya kalkarsanız, alanı kullanmak üzere her şeyi birbirine yakınlaştırırsanız son derece okuması keyifsiz olan bir rapor seti yaratmış olursunuz. Kullanılabilecek tekniklerle ilgili daha sonra bir listemiz olacak. Mustafa bu konuda epey kabiliyetli, bana göre çok daha becerikli. O tarafı ona bırakacağım. Renklerin uyumlu kullanılması, boşluk bırakılması, doğru görselin seçilmesi, analitik rapor sayfası mı yapıyoruz, operasyonel rapor sayfası mı yapıyoruz, hangi sayfa tipi olduğuna göre doğru görselin seçilmesi en kritik konulardan bir tanesi. Bu listeye düzgün bir şekilde uyabiliyorsak işin geri kalan çok büyük bir kısmı estetikle ilgili.
Ben bir koyu tasarım yapmayı tercih edebilirim. Bu koyu renklerle desteklenmiş, gene renk seçimlerindeki uyumlar gözetilerek desteklenmiş, hazırlanmış bir rapor seti. Ama aynı raporlu, aynı raporu, aynı kapsamı, aynı sayfaları açık renkli de göstermeyi tercih edebilirim. Bu tamamen kişisel tercih diyebiliriz. Ama her bir sayfa mutlaka bir iş sorusuna cevap vermeli. O iş sorusuyla ilgili artı ya da eksi ne görülmek isteniyorsa onun ipucunu kullanıcıya vermeli. Yakaladığımız şeyin de bilginin de detayını göstermek amacıyla drill through gibi, tooltip gibi tekniklerle desteklemek lazım. Saate de bakıyorum bir taraftan. Aslında anlatacağım başka şeyler de var ama sıkıntı çok da uzatmıyorsam daha iyi gibi, çünkü neredeyse yarım saati doldurdum. Nasıl yapalım? Birkaç şey daha istersen, tema konuları vesaire bahsedebilirsin. Sıkıntı yok. Tamam. Ben de kalan zamanı bir şekilde şey yaparım. Tamam. Ben birkaç tane o zaman hem kişi, web sitesi ve özellik göstermeye çalışayım. Şimdi renklerle ilgili bir setten bahsetmiştik. Power BI'deki renk seçimleriyle ilgili kullanabileceğiniz hazır temalar var. Lütfen buradaki renk paletlerini deneyin, kullanın. Kurumsal renkleriniz olabilir. Temalardaki renkleri değiştirmek isteyebilirsiniz. Eğer böyle bir şey varsa bu temaları kendi kurumsal renklerinize göre değiştirebilirsiniz. Bütün görsellerin başlıklarıyla, title'larıyla tek tek font büyüklüğüyle uğraşmaktansa bu temaları efektif bir şekilde kullanabilirsiniz. Eğer Google'a Power BI Teams diye bir şey yazarsanız, bir arama keyword'ü yazarsanız sizi böyle bir sayfaya atacak. Buradaki renkleri inceleyebilirsiniz. Buradaki renk temalarından eğer beğendikleriniz varsa bunların JSON dosyalarını indirip bilgisayarınıza bu temaları kullanıyor olabilirsiniz. Browse deyip şuradan biraz önce seçtim temayı. Acaba bu rapor setine uygulasaydım nasıl bir şey olacaktı? Şu sayfalardan belki bakabiliriz. Temaları kullanabilirsiniz. Kendi temanızı yaratıyor olabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey ekleyeyim ben buna. Şimdi herkes tasarım işin estetik kısmı biraz kabiliyetle de ilgili. Ben çok fazla kabiliyetli bir insan değilim. Ama çalışıyorum. Eğer Google'da Power BI Data Stories Gallery diye bir kelime grubunu aratırsanız sizi gene bir böyle çok farklı konularda çok farklı tasarımların olduğu bir web sayfasına atacak. Eğer bu tasarımlardan beğendiğiniz herhangi bir tasarım olursa onun rengini, görünümünü, yerleşimini kopyalamak demeyelim hadi, esinlenmek de iyi rapor yapmanın eforlarından biri olabilir. Örneğin ben yıllar önce şu raporun tasarımını beğenmiştim. Gayet sade, temiz, şık olduğunu düşündüm ve bu rapordan esinlenerek kendi raporlarından bir tanesini buna benzettim örneğin. Benim yaptığım bu raporun esin kaynağı bu rapor. Şimdi olsa aynısını mı yaparım? Benzerini yaparım. Biraz daha desteklerim yeni çıkan özelliklerle birlikte. Ama bir laf var. Still like an artist. Beğendim. Bu tasarımın bütün renklerini, layout'unu kendi modellerimizde kullanabiliriz. Birkaç tane de site önermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Numero.io diye bir web sitesi. Size hazır template'ler, yerleşim taslakları, layout'ları hem satan, ücretsiz bir content'i de var. Yerleşimle ilgili, tasarımla ilgili bir content sağlayan bir web sitesi burası. Lütfen bu web sitesine bakın. Buradaki görünümlerle hakikaten bazılarıyla piksel piksel uğraşılmış. Eğer hazır template'ler isterseniz burası bir şey kaynağı olabilir. İşleri hızlandıracak bir kaynak olabilir. Gene rapor tasarımlarıyla ilgili biraz önceki Microsoft'un kendi data galerisine ek olarak
Novi.com diye bir web sitesi var. Bu web sitesinde de dünyanın dört bir yanından çok farklı tasarımcıların farklı konularda yaptığı tasarımlar var. Lütfen buradaki tasarımlara göz atın. Bazıları çok şık. Bunlar ilham kaynağı olabilir ve kopyalamakta, esinlenmekte bana sorarsanız hiçbir sakınca yok. Bir de YouTube'dan blog siteleri de var ama YouTube'dan iki kanal önermek istiyorum. Görselleştirme ile ilgili aslında çok kıymetli kaynaklar var. Hepsini listelemek çok mümkün değil. Ama YouTube'da eğer How to Power BI kanalına bakarsanız ben bu arkadaşın yaptığı paylaşımları gayet yerinde buluyorum, kaliteli buluyorum. Görsellik seviyesi belli bir çıtanın fazlasıyla üstünde. Ara sıra bu kanala ben mutlaka bakıyorum. Çünkü özellikle görsel tarafındaki ayarlarda diyeyim. Geç geliyor ama diğer katılımcılar da aynı mı? Ben de bilmiyorum. Ekranım mı geç geliyor? Şu an bende hala şey açık. Novi Pro açık. O zaman biraz gecikmeli geliyor herhalde. Ben biraz yavaş konuşmaya çalışayım. Novi Pro'yu geçtim. YouTube kanalında How to Power BI diye bir... Evet, şu an orası geldi. Tamam. Ben bu kanala bakıyorum ara sıra, gayet kaliteli ipuçları yayınlıyor. Görselleştirme tarafı ile ilgili hakikaten benim aklıma gelmeyecek tipleri, trikleri var bazen. Bir ikinci kanal yine YouTube'da Data Pierce diye yazarsanız Mara bu arkadaşın adı. O da gayet kaliteli bir görselleştirme üzerine gayet kaliteli bir içerik paylaşıyor. Ben her iki kanalı sıklıkla bakıyorum. Vakit buldukça mutlaka bakmaya çalışıyorum. Çünkü görselleştirme hakikaten teknik olarak kullanılması gereken bir seti içeriyor. Bir best practice de var, evet. Ama yaratıcılığı da çok açık bir şey. Ben burada sözü sana bırakayım. Senin de yaptığın bir çalışmada atıfta bulunayım. LinkedIn'de gölgelendirme ile ilgili bir tasarım yapmıştım. Benim hayatta aklıma gelmez mesela öyle bir şey. Yapmaya kalksam da beceremem. Sağ olasın. Ben de birkaç benzer şekilde çok iyi bu konuda içerikler paylaşan isimleri aslında paylaşmak istiyorum. Benim de takip ettiğim. Buldum. Ekranımı da paylaşacağım bir yandan. Ekranım geldiğinde söylersin. Görüyoruz. Pardon. Biraz önce. Evet. Bir sıkıntı yaşadım ama. Umarım göreceğiz. Evet. Camilo Corrales. İlk bu şeyle başlamış olalım. Kendisinin birkaç tane çok güzel dashboard'unu gördüm LinkedIn postlarında. Aslında kendisi hazırlamamış, derlemiş farklı farklı kaynaklardan. Birazdan ilgili postu da sizinle paylaşırım ama önce konumuza girelim. Çok güzel bir derleme var ama şimdi aramakla vakit kaybetmeyeyim. Ekranımı gördünüz. O zaman birazcık şeyle başlayalım. Halil'in bıraktığı noktadan. Ben hani bir raporda tasarım olarak bakarken nelere dikkat etmeye çalışıyorum ya da hangi detaylar genelde göze hoş görünüyor birazcık onlardan bahsedeceğim. Bu arada katılımcılardan sorunuz olursa lütfen hiç beklemenize gerek yok. Doğrudan sorularınızı paylaşabilirsiniz. Sesinizi açıp böylece daha interaktif bir şekilde de ilerletebiliriz. Gördüğüm kadarıyla bayağı da fazla katılımcı var. Şimdiye kadar anlatılanlarla ilgili bir sorusu olan varsa başlamadan Deniz Hanım ya da Deniz Bey buyurun. Merhaba Mustafa Bey, Deniz ben. Merhaba tanışıyoruz. Deniz Hanım. Nasılsınız? Soy ismi göremedim o yüzden. Merhaba, evet. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk, sağ olun. Mustafa Bey, en üstteki TAP isimleri var ya, müşteri bütçe analizi, satışlar bütçesi diye. O objenin adı nedir acaba? Onları buton mu kullandınız? Şöyle, tam ben de aslında onu anlatacaktım. Burada tek tek butonlar yok. Onun yerine tek bir kontrol var. Burada kullanılan kontrol Navigator diye geçiyor. Bookmark Navigator ya da Page Navigator. İki tane kontrol var bu amaçla kullanılan. Eskiden Power BI'de yani bundan bir yıl öncesine kadar bunları tek tek buton koymak zorundaydık. Artık rahatlıkla şunu sağlayabiliyoruz. Tek bir kontrol. Bütün sayfalara tekrar boyamakla vesaire de uğraşmıyoruz. O kontrol otomatik olarak sayfalar arası ya da bookmarklar arası navigasyonu sağlayabiliyor. Nasıl çalışıyor? Şöyle çalışıyor. Aslında hani bu soru gelmişken ben de onun nasıl çalıştığını göstermeye çalışayım. Biraz daha basit başka bir örnek açayım.
aslında hepsi aynı da. Şimdi bakın burada da benzer bir kontrol var. Burada da sayfa değiştirmiyorum. Tablo versus matris geçiş yap dediğimde bazı görseller kayboluyor. Bazı görsellerin yerine de başka görseller geliyor. Şöyle hizasını tekrar yaparsam bakın matris table şeklinde bir geçiş yapıyorum. Bu daha önceden bookmarklarla zaten çoğunuzun muhtemelen bildiği bir yöntem. Nasıl çalışıyor? Gidiyorum ben iki tane bookmark oluşturuyorum. Diyorum ki matris görünümü, table görünümü. Birisinde bir görseli gizliyorum, diğerini şuradan selection kısmından görebiliriz. Bakın table görünümünde matris gizli, matrix görünümünde de table görseli gizli. Diğer görsellerin hepsi görünüyor. Hatta bir de table görünümünde bir şey daha gizliymiş. Şu ortadaki columns kısmını da gizlemişim. İki tane bookmark oluşturduktan sonra eskiden ne yapıyorduk? Tek tek iki tane buton koyuyorduk. O butonları gösterip gizliyorduk. Hatta rengini değiştirmek için belki dört butona çıkıyorduk. Bayağı bir uğraştırıyordu. Şimdi artık sistem şöyle işliyor. Geliyorum insert, yeni bir buton ekleyeceğim. Navigator, page navigator ve bookmark navigator şeklinde iki yöntem var. Page navigator direkt raporun sayfalar arasında geçiş için kullanılıyor. Mesela soldaki gördüğünüz page navigator örneği. Bunun güzel tarafı şu, ben yeni bir sayfa eklediğimde veya bu sayfanın adını değiştirdiğimde mesela bunu ad hoc report değil de sadece ad hoc yaptım. Otomatik olarak hangi sayfalarda bu buton varsa hepsi otomatik güncelleniyor. Bu sayfaya geldiğimde bu sayfada da buton değişmiş. Aktif olan sayfa otomatik olarak selected. Bunları yapmakla uğraşmamış oluyorum. Bu dediğim gibi şurada kullanılan kontrol page navigator. Bunun format ayarlarında işte gizli sayfaları göster gösterme gibi opsiyonlar var ya da dikey olsun yatay olsun gibi opsiyonlar var. Ama her zaman bu ihtiyacımızı karşılamıyor. Neden karşılamıyor? Çünkü o sayfaya git ama o sayfayı şu filtrelerle aç gibi ihtiyaçlar olabiliyor. Ya da sayfa isimlerinden bağımsız bir yöntem yapmam gerekebilir. Yani bu bir sayfa, bu bir sayfa ama bu sayfanın ikinci versiyonu gibi şeyler de ihtiyacım olabilir. O durumda da Bookmark Navigator'la ben sonuçta bookmarkları istersem aynı raporun içerisinde bir şey olarak da oluşturabilirim. Mesela şu an matrix ve table şeklindeki bookmark'ım var. Ama gidip şu sayfada da bir bookmark tanımlayabilirim. Bu sayfanın atıyorum şurada da pie chart'tan sadece bunun seçilmiş haline bir bookmark verebilirim. Ve buna derim ki bu işte purple only derim. Bu bookmark hangi property'leri içersin buradan seçiyorum. Yine bilmeyenler için çoğunuz belki görmüştür ama sadece bu görselin bu durumunu kaydet de diyebilirim. Bu sayfayı bu sayfaya gitmeyi de kaydet diyebilirim. Filtreleri kaydet, görünüm yani bir şeylerin gizlenip gösterilmesini kaydet gibi opsiyonlar var. Bunlardan seçimlerime göre sadece sayfayı kaydet dersem sadece bu sayfaya getirir. Başka hiçbir şey yapmaz. Ama datayı da kaydet dersem şu an datada tek bir seçim var bu görselde onu da kaydetmiş olur. Ve böylece ben şimdi mesela rapordaki seçimi kaldırdım test etmek için. Bu bookmark'a tıkladığında ne yapmasını bekliyorum? Tekrar o seçimi yapmasını bekliyorum. Şu an 3 bookmark'ım oldu. Dolayısıyla ad hoc sayfasında yukarıdaki bakın bookmark sayısı arttı. Çünkü bütün bookmark'ları göstermek üzere bu konfigüre edilmiş. Ama ben istiyorum ki bu sayfada sadece şu ikisini göstermek istiyorum. Matrix ve table opsiyonlarını göstermek istiyorum. O zaman da gelip şunu yapabiliyorum. Diyorum ki bu iki bookmark'ı seçtim kontrolle. Sağ tıkladım. Grup dedim. Bunu hangi sayfada kullanıyorum ben? Ad hoc buttons diye bir isim verdim. Sonra da gelip diyorum ki buradaki menüde kullanılması gereken bookmark grubu hepsi değil. Sadece spesifik olarak niye böyle bir şey yaptı? Gelecek şimdi. Ad hoc button'ları göster dedim. Dolayısıyla da sadece ikisi kalmış oldu. Bu sayfada çünkü sadece bu iki opsiyonu koymak istiyorum. Diğer opsiyon olsaydı ne yapacaktı? Diğer opsiyonu tekrar geri getirelim. All dedim. Şimdi bu purple only butonuna tıkladığımda beni hem diğer sayfaya götürecek hem de burada sadece bir seçim yaparak götürdü. Mesela tekrar bozdum. Ana sayfaya geldi. Diğer bir önceki sayfaya geldim. Ve tekrar bu butona tıkladığımda yine o seçimle birlikte beni bu sayfaya getiriyor. Yani siz bookmarklarla hem raporun içerisinde sayfalar arası navigasyon hem de aynı sayfanın içerisinde bir şeyleri gizleyip göstermeyi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Deniz Hanım'ın sorusundan başlayıp biraz ileriye doğru gittik ama umarım anlaşılır olmuştur. Başka bir sorusu olan var mı buraya kadar konuştuğumuz konuyla ilgili? Evet, teşekkür ederim Mustafa Bey. Sağ olun, ben teşekkür ederim.
Şimdi burada aslında bir konu daha var. O da şu. Oradan devam edelim. Tasarım konularına geçeceğiz ama field parameter diye bir şey duyuruldu yakın bir zamanda. Bu aslında hem DAX tarafında yani arka tarafta bir yenilik kullanıcılar açısından hem de ön yüzde bir yenilik getirdi. Ve şey bir feature, hani tamamen yaratıcılığa kalmış bir feature. Hatta ilk çıktığında bir takım minik yarışmalar vesaire de yapıldı. Çünkü çok farklı şekillerde kullanılabilen bir konu. Peki nedir field parameter? Şimdi birazcık ona göz atalım. Önce şunun bir şeyini düzelteyim. Sadece bunları göster diyelim. Şimdi bakın bu sayfada önce deneyime bakalım. Ben bir matris görüyorum. Bu matriste ülke var. Altında da kanallar var. Ya da pardon segment varmış. Normalde Power BI'da biz ne yapıyoruz? Bir matrise field'ları koyarken şuraya işte ülkeyi atıyoruz. Ya da başka bir şey atıyoruz. Yani doğrudan data sütunlarını atıyoruz. Ama burada farklı bir şey var. Rows ve columns diye iki tane parametre var. Ve bakın tek hiyerarşik olarak tek obje olmasına rağmen row'da ben hiyerarşi oluşturabiliyorum. Bunu sağlayan şey işte field parameters. Field parameters'in oluşturma yöntemi ya da oluşturmaya geçmeden önce deneyime bakalım. Ben bakın sağ tarafta bir slicer var. Slicer'dan sütun ismi seçiyorum. Ama seçtiğim sütun isimlerine göre sol taraftaki görsel bakın sadece country'yi gösteriyor. Ya da sadece segmenti gösteriyor. Ya da segmentin altına country ekle dedim. Bakın sıralamayı değiştirdim. Country'nin altına segmenti ekle dedim. Sıralama değişti. Altına 3 aşama koy dedim. İstediğim gibi burada son kullanıcının oynayabileceği bir deneyim sunuyorum. Eskiden bunu yapmak imkansızdı. Yani ya Excel'de pivot yapması lazım son kullanıcının ya da edit permission olacak ve raporu düzenleyecek. Şu anda burada sunduğumuz şey son kullanıcı raporu edit hakkı bile olmadan tamamen viewer olarak bir pivot oluşturabiliyor. Sütunlara istediğim kadar property koyabilirim. Hatta aynı anda işte iki metriği görmesi gerekiyorsa metrikleri de ekletiyorum, çıkartıyorum. Çünkü aynı mantığı kullanarak bu tür analizler yapmam mümkün. Seçim sırasında kaydediyor. Bu da önemli. Yani ben önce satışı koy, sonra profiti koy dediğimde farklı çalışıyor. Önce profiti, sonra satışı koy dediğimde farklı çalışıyor. Böylece de ben hiyerarşileri vesaire son kullanıcıya seçtirtebiliyorum. Şimdi bu deneyimi sunmamızı sağlayan şey, çok aşırı detaya girmeyeceğim tabii ki, vakit kısıtlı, dokümanlar zaten çok net detaylı anlatıyor ama yapmamızı sağlayan şey şu. Geliyoruz modeling'de yeni bir parametre dediğimizde eskiden sadece what if parametre vardı. Yani şu. Şimdi artık field parametre diye bir kavram var. Burada diyorum ki ben işte sütun seçimi diye bir parametre oluşturacağım. Ve bunun içerisinde kişi neleri seçebilir? İşte document type'ını seçebilir. Sales location'ı seçebilir. Hangi alanları, farklı tablolardan dahi olabilir. Ve color'ı seçebilir diyorum. Bu alanlar dinamik olarak switch yapılabilir alanlar diyorum. Hatta iki yapalım şimdilik. Ve bunu bir slicer olarak da ekrana koy diyorum. Slicer'ı sonradan da ekleyebilirim. Şimdi ne yapacak? Ekrana bildiğimiz bir slicer ekleyecek ama içindeki alanlar iki tane sütun ismi. Normalde data görmeyi beklerim ama burada sütun isimleri var. Ve şu görseli şimdilik dursun, yeni bir şey ekleyelim. Diyorum ki ekrana document type'ı ve color var. Şöyle bir şey yapacağım. Farklı bir senaryoya göz atalım. Total net amount'ı alalım. Şöyle bir grafik oluşturdum. Ve bu grafiğin üzerinde x eksenine dinamik sütun seçimini koymak istiyorum. O yüzden gelip diyorum ki x eksenine sütun seçimi, bakın yeni bir tablo oluşturdu. Onu x eksenine koy dedim. Şimdi bakın ne yaptı? Otomatik olarak birinciyi aldı. Hiyerarşi olarak buraya ekledi. Ben buradan color'ı seçtiğimde color'a göre grafik kırılırken document type'ı seçtiğimde document type'a göre kırabiliyorum. Yine eskiden mümkün olmayan bir şey. Eskiden bunu yapmak isteseydim ne yapacaktım? İki farklı grafik koyacaktım. Bookmark'larla bir grafikten diğerine geçecektim, gizleyecektim, gösterecektim. Artık bunu bu şekilde de yapabiliyorum. Eskiden hiçbir şekilde yapamayacağım senaryolar da buna dahil. Yani bookmark'la dahi yapamayacağım senaryolar da var. Dolayısıyla bu tür şeyleri yapmak mümkün hale geldi. Bu arada slicer'ın ayarları şuraya gelmiş. Onu fark ettim. Evet, drop-down diyelim ve şu şekilde drop-down olarak kişiye görselin içerisindeki x eksenini mesela şu anda seçtirebilirim.
son bir senede görselleştirme ile ilgili hangi özelliği seçersin deseler ben bunu seçerim kesinlikle. Evet, gerçekten ve hani bir iki örnek şu an gördük ama çok farklı şekillerde kullanmak mümkün. Bir daha gösterebilir misiniz acaba? Nasıl dediniz, pardon, alttakini mi? Üst sekmede bir yer seçtiniz ya, orayı bir daha rica etsem gösterebilir misiniz acaba? Tabii ki. Şöyle, yukarıdan insert değil, modeling, new parameter, yield parameter. Çok teşekkürler. Buradaki dokümantasyon da bayağı detaylı bir şekilde anlatıyor. Ona da yine göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi dolaylı olarak şeyi de görmüş olduk. Aslında şu yukarıda yapılan navigasyon triğini. Çünkü ben birisinde gizleyip gösteriyorum ve böylece tek bir yerde ister kişi tablo görünümünde görüyor aynı çıktıyı, isterse de matris görünümünde görüyor. Ve tamamen dinamik bir şekilde de analiz yaptırıyorum. İsterseniz şunu da yapabilirsiniz. Matrix, table, bir de pie chart dersiniz. Pie chart'ta da gösterirsiniz. Ama pie chart'ta da metrik sayısının bir tane olması lazım. Çünkü hiç pie chart'ta birden fazla metrik gösteremezsiniz gibi. Logic tamamen size kalmış ama çok güzel görüntüler. İşte mesela bu yapıyı kullanarak harita görünümü, işte tablo görünümü gibi switchleri de rahatlıkla yapabilirsiniz. Eskiden onlar için de ayrı ayrı butonlar koyup butonları çalıştır gibi ihtiyaçlar oluyordu. Şu an çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Bookmark Navigator'ın önemli bir özelliği de format konusu. Şurada style kısmında tekstini mesela şu anda mouse üzerine getirdiğinde rengi değişmiyor. Diyorum ki ben on hover'da bunun rengini değiştireceğim. Farklı bir şey yap. Bu butonlarda da yapabildiğimiz bir şeydi. Ama burada bir de selected var. Yani şu an seçili olan objenin fill rengi şu anda bakın mor. Bunu değiştirmek istersen, başka bir renk yapmak istersen burada gördüğünüz gibi oynayabiliyorum. Aynı şekilde burada da dikey bir şekilde görüyoruz. Farklı farklı şekillerde bunu türetmek mümkün. Mesela bazen şöyle ihtiyaçlar oluyor. Minik bir trik olarak. Burada ne var? Hatta burada mı gösterelim? Şurada yapayım. Şimdi burada bir listem var. Ben buradaki yazıların seçili olanın altını çizgi olarak çizmek istiyorum. Ya da etrafını boyamak istiyorum. Normalde burada yapabileceğim şeyler neler? Fil yapabilirim. Kutuları boyayabiliyorum. Evet, seçili olanı da başka renge boyayabiliyorum. Border verebiliyorum. Hepsine dikdörtgen bir border veriyor. Ama benim istediğim, bu arada bir şey daha yapabilirim. Hepsinin üzerindeki shape'in de şeklini değiştirebilirim. Diyebilirim ki hepsi ok olsun şu şekilde. Biraz daha büyüttüm. Şu an çok güzel bir ok olmadı. Belki bu değil. Şöyle yaptık. Bu şekilde istediğim gibi farklı şeylerle, propertilerle oynayabilirim. Bu mesela şu an fena bir tasarım olmadı. Eğer buradaki limitler benim istediğim tasarımı elde etmeme izin vermiyorsa, mesela ne gibi? Ben istiyorum ki işte seçili olanın altında bir de çizgi çıksın. O zaman da bunları üst üste koyabiliyorsunuz. Ve üst üste koyduğunuzda şöyle bir güzellik var. Koordine çalışıyorlar. Yani ben birisinde bir seçim yaptığımda alttaki otomatik olarak aynı seçimi yapıyor. Şurada göstereyim. Bakın şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şunu küçülttüm. Altına koydum. Buradan gelip matrisi seçtiğimde alttaki de matrisi seçti. Bu da table'ı seçti. Bu tasarımı kullanarak şimdi şöyle bir şey yapalım. Diyorum ki bu arkadaşın üzerindeki fili kaldır. Arka fondaki background'unu da kaldır. Farklı bir tasarıma geçelim. Bunu da kaldırdım. Şunun biraz fazla şey uygulamışız. Border'larını, shadow'unu, her şeyini kaldırdım. Bunu da kaldırıyorum. Evet. Şimdi alttaki kopyalanmış olanın stilinde diyorum ki tekste göstermesen sadece seçili olanın fil rengini beyaz yap. Seçili olmayanın yani default'un fil rengini tamamen saydam yap dedim. Böylece ne oldu şu anda? Bakın seçili olanın altına bir çizgi çekmiş oldum. Buradan bunu seçtiğimde onun altı çizildi. Buradan bunu seçtiğimde bunun altı çizildi. Yani iki tane bookmark navigator üst üste koyup çok farklı şeyler elde edebilirsiniz. Bunun yüksekliğini daha fazla küçültmek istiyorsam yine şöyle arrow yapıp birazcık daha da ince
nasıl yaparız? Bunu çok yapmama gerek yok. Sistem width'i küçültürsem, bakın çok ince bir çizgi koymuş oldum altına. Ve tek tek o çizgiyi yok, sola çek, sağa çek uğraşmama gerek yok. Buradaki yaptığım seçimlere göre onun da şeyi değişiyor, yeri değişiyor. Bu tür fonksiyonları yakalamanın ipucu nedir? Benim hiç böyle bir kabiliyetim yok. Senden ilk elden duymuş olalım. Neyi yakalamanın? Yani bu özellikleri bu tür kullanmanın ipucu nedir? Yani nasıl bir şey izlemek şöyle, lazım? Bu tür yaratıcılıklar bende bu kadar yok kesinlikle çünkü. Şimdi burada bence ana ipucu şu, neyi yapmak istediğinizi düşünmeniz lazım. Orada da bence şey çok ilham verici oluyor. Yani Dribbble'da ya da herhangi bir Upwork'te böyle tasarım sitelerinde çok şık tasarımlar var. Bunlar Power BI olmak zorunda da değil. Birileri, neyse buradan da gidemedim ama şuradan gideyim. Biraz önceki söylediğim kişinin çok... Neyse ben bunu sizinle bulup paylaşacağım. Bu kişinin postları arasında çok güzel bir dashboard var ama. Yani aslında herhangi bir şu şekilde dashboard'a bakıp beğendiğiniz bir şeyi yapmaya çalışmak bence konu. Kilit olan şey. Sıfırdan bu sizin aklınıza gelmeyebilir ama mesela şu görüntü. Şimdi ben bunun aynısını yapmak istiyorum. Ne yapmış? Aktif olan sayfayı maviye boyamış. Yazı rengini beyaz yapmış. Buralarda siyah yapmış. Bunu zaten Bookmark Navigator'la yapabilirim. Bir alta indim. Ne yapmış? Arkaya bir tane chart koymuş. Onu hafif transparan yapmış. Üstüne rakam koymuş. Eğer ben bunu standart bir görselle yapamıyorsam iki görseli üst üste koyarak yapmam lazım. Hep bu yaklaşımı göz önünde bulundurup ya da mesela legend. Noktalı legend yapmış. Normalde Power BI'de noktalı legend diye bir şey yok. Ben bu görüntüyü nasıl elde edebilirim? İşte text box'a yuvarlaklar koyup font rengini açarak kendim legend oluşturabilirim. Resim olarak koyabilirim. Hani genelde hani yapılamıyorsa Workaround'da kesin yapılıyor gibi yaklaşıp üst üste farklı farklı metotları birleştirerek bir görüntü elde edebiliyoruz. Aynısını mesela şuradaki şeyde de ben uygulamıştım. Bir tane makale paylaşmıştım geçen sene. Power BI'de işte dinamik tarih seçimi. Biliyorsunuz bir date slicer'ı var ama date slicer'ı nasıl çalışıyor? Ya relative seçiyorsunuz ya da tamamen custom seçiyorsunuz. Burada bir şekilde iki tane üst, üç tane görsel aslında üst üste koyup kişi drop-down'dan tarih seçebilsin. Custom seçerse de en alttaki seçenek buradaki butona tıkladığında farklı bir aralık seçebilsin. Bunu elde etmek için mesela ne yaptık? Önce bir tane custom bir date tablosu içerisinde bütün bu opsiyonlar var. Today, yesterday, hangi range'leri istiyorsanız bunları tanımladık. Sonra alta bir slicer koyup bu tablodan period isimlerini slicer'dan kişiye seçtiriyorum. O seçim dolaylı olarak tarih tablosunda bir filtreleme yaratıyor. Çünkü man-to-one bir ilişki var. Date tablom böylece küçülüyor. Ben today seçtiğimde burada tek satır kalıyor. This year seçtiğimde burada işte 365 satır kalıyor gibi. Çok pardon. Telefon çaldı. Sonrasında da bu da dolaylı olarak benim satış tablomu filtreliyor. Ve böylece ben buradaki güzel istediğim formattaki seçimlerden tarihi filtreletmiş oluyorum. Custom'ı yapmak için işte iş orada biraz karışıyor. Çünkü custom'ı elde etmek için aslında custom şöyle. Custom'ın içinde bütün tarihler var. Ben custom seçtiğimde bu filtreden herhangi bir şey yapmıyorum. All seçmiş gibi bir şey. Ama all seçtikten sonra da diyorum ki şurada custom support'u diyorum ki bir görsel daha koyayım. Bu da bildiğimiz date selection. Ve ben custom'a tıkladığımda bu zaten all yapmış olacak. Alttaki diğer görselde custom seçime izin verecek. Bunu gösterip onu gizlersem böylece istediğim görüntüyü elde edebilirim oluyor. Bookmark'la geliyorum. Custom seçildiğinde bu butona tıkladığımda şu alttakileri göster. Bu butona tıkladığımda da üsttekileri göster diyorum. Ve ikisini de birer bookmark olarak kaydediyorum. Böylece artık son kullanıcı ister preset seçer, isterse de custom date seçer gibi bir görüntü oluşmuş oluyor. Bu da yani yine şey bir örnek. Limitlere takıldığınızda çözmek için güzel örnek. Bu limit, bu gösterdiğimiz workaround'ların çoğuyla ilgili de yeni yeni feature'lar geliyor. Bazılarının hatta gerek bile kalmıyor. Bookmark Navigator da onlardan birisi. Henüz şey yapmadığımız iki tane şey var. İstersen onların da bir örneklerini yapalım. Tooltip ve Drill True. Tabii ki. Hemen onun da biraz detayına bakalım. Şimdi şuradaki raporlardan bir tanesinden gösterebilirim. Şimdi burada bir çizgi grafiği var. Bu çizgi grafiğin üzerine ne gösteriyor bana? Kendisi bir default bir tooltip oluşturuyor. Her grafikte de bununla ilgili farklı tooltipleri var.
Alttakinde zaten uygulanmış. O yüzden önce şu yukarıdakinden gidelim. Bu tool tipi ben biraz customize etmek istiyorsam ilk opsiyonum ne? Görseli seçiyorum. Tool tip ayarlarına geliyorum. Burada aşağı doğru inelim. General, tool tip ve burada default seçiliymiş. İstersem şunu yapabiliyorum. Fontunu büyütelim. Background'unu işte siyah yapalım. Yok saydam yapalım. Bu arada saydam tooltip de ilginç yaptırmanı zaten. Buradan gelelim şöyle bir renk yapalım dedim. Ve tooltipin şimdi rengi değişti bakın. Saydam bir tooltip oluşturdum. Ama burada yapamadığım şey şu. Bunun içeriğini customize edemiyorum. Maksimum yapabildiğim şeyler renklendirme ve font. Bunun ötesinde bir şey yapmak istiyorsam o zaman burada diyorum ki default tooltipi kullanma, bir sayfayı burada göster. Bunun için de raporun içerisinde yeni bir sayfa açıp şöyle yapalım. Bu görseli kopyalayalım izi kaybetmemek adına. Şuraya bir tane yeni bir sayfa oluşturdum. Bu sayfada dedim ki şöyle bir pie chart olsun. İçerisinde değeri göster. Burada da field parametre varmış şansımıza. Neyse. Çok önemli değil. İstediğim gibi burada tasarım yapabilirim. Görselin üzerine istediğim kadar miktarda şey ekleyebilirim, komponent ekleyebilirim. Mesela dedim ki şöyle bir tasarım olsun. Toplam müşteri sayısını buradaki pie chart'ın tam ortasına koyalım. Biraz daha fontunu küçültüp sığdıralım. Üzerindeki değeri şöyle toplam diyelim. Ve bu görseli ben tooltip'te göstermek istiyorum. Geliyorum. Canvas settings'ten önce sayfanın boyutunu biraz küçültmem lazım. Tooltip dersem kendisi bir size öneriyor. Ama istersem tooltip dedikten sonra custom deyip bunun genişliğini artırabilirim. Diyorum ki biraz daha şöyle 420 yeterli. Birazcık da şöyle küçültelim. Sonra da tam sıfırlayalım. Bu şekilde bir görüntü elde ettim. Şu an tasarım olarak çok şık değil ama önemli de değil. Bu görüntüyü yapıyorum. Buna diyorum ki ben hi tooltip bir isim verdim. Sonra bu sayfanın ayarlarına geliyorum. Diyorum ki bu sayfa page information'da bu sayfayı tooltip olarak kullan diyorum. Kendisi ilginç bir şekilde isminde geçiyor diye galiba işaretledi. Sonra da ana sayfada hangi görselde bunu kullanmak istiyorsam diyorum ki şu görselin üzerinde burada da gruplar kullanılmış. Ve bu görsele geliyorum. Tooltip kısmında report page hangi sayfayı kullan? Pie tooltipi kullan. Artık mouse'u bu grafiğin üzerine getirdiğimde o noktaya özel detay getiriyor. Ya da sağ tarafta bunu kullansaydım daha anlamlı olacaktı ama burada bakın daha kompleks bir örneğini görüyorsunuz. Böylece istediğiniz komplekslikte içeriği burada gösteriyorsunuz. Ama her zaman da buraya her şeyi sığdıramıyorsunuz. O zaman da diyorsunuz ki ben buna sağ tıklamaya da ya bir menü ekleyeyim ve kişi sağ tıkladığında işte ulusal zincire sağ tıkladı, bunun detayına gidebilsin. Onun da biraz önce bir sayfada örneği vardı. Birlikte bakalım. Kim sayfada var? Satışta. Aynen. Burada mesela kişi detayında mı? Nasıl? Yok. Üstteki navigasyondan satışlar versus müşteri bütçesi sayfasında var. Tamamdır. Hemen gidelim. Satış ekibi için var. Şurada mı? Hı hı. Aynen. Burada Hasan C'yi merak ettim. Bakın zaten right click to drill through diyor. Niye getirmedi? İlginç. Kareyi seçiyor. Şimdi seçmesi lazım. Şöyle yukarıda bir butonla drill through yapılmış sanırım değil mi? Evet. Burada sağ tıklamaya da koyabiliyorsunuz. Bu şekilde butona da drill through komutu koyabiliyorsunuz. Buton tabii sol tık olduğu için daha kullanışlı oluyor. Sadece kullanıcının aklına gelmeyebiliyor. Ona iyi göstermek gerekiyor burada olduğu gibi. Tıklıyorum. Ve Hasan C seçimiyle birlikte beni başka bir sayfaya atıyor. Hasan C'nin alt detaylarına girdi. Burada detaylara bakıyorum. Burada ek sayfaya göndermek istiyorsam belki bookmarklarla gizleyip göstererek yapabilirim. Çünkü Hasan C filtresini ben bu sayfaya drill through'uyla getirdim ama buradan ötesine bakın şurada 1006'yı getirdi. Bu seçimlerin hepsini getirdi. Ama bunun ötesine götürmek için başka bir sayfaya da bu filtrelerle götürmek için çok fazla bir metodum yok. Ancak gizleyip göstererek yapabilirim. Ya da
kişiye bir önceki sayfada bir diril turu yaptırmak yerine filtre ile seçim yaptırıp bu sayfaya gelebilirdim. O zaman çünkü filtreler sync olsun dediğimde iki tarafta da aynı kişi seçilmiş olacaktı. Şimdi bu diril turu konusunu da görmüş olduk. Bunu kurgulamak için bu arada çok fazla bir hazırlık yapmanız gerekmiyor. Detay sayfasını yaptıktan sonra tek yapmanız gereken şey bu sayfaya şu filtrelerle gelinebilir. Sayfanın bu tooltip sayfası, şuradan detay sayfasına gelelim. Sayfayı yapıyorsunuz, sonra diril turu alanına bir alanı sürükleyip bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki satış sorumlusu bir başka bir sayfada seçildiğinde bu sayfaya gelmek desteklensin. Aynısını Major için de yapabiliyorsunuz. Major özellikle şöyle bir şey doğuruyor. Aynı grafikte tıkladığınız Major'a göre farklı detay sayfasına yönlendirebiliyorsunuz. Tooltip'te de bu trik kullanılabiliyor. Mesela şu an mouse'u Türkiye'nin üzerine getirdiğimde, illerin üzerine getirdiğinde ne gösteriyor şu an? Her seferinde aynı tooltip'i gösteriyor. Ama ben dinamik olarak İstanbul, Ankara, İzmir'de farklı bir tooltip, diğer şehirlerde farklı bir tooltip göstermek istiyorsam, bayağı bir challenge. Halil, bilmiyorum, aklına bir şey geliyor mu? Yok vallahi, benim aklıma bir şey geldi. Böyle bir şey var mı diye düşünüyorum zaten arkadaş şu an. Böyle bir şey doğrudan yok ama böyle bir şeyle tıkandığımızda ne yapıyoruz? Diyoruz ki madem bu kendisi dinamik olarak şuradaki ayarlarda şey var. Hemen göstereyim. Pardon. General tooltip'te şurada auto diye bir seçenek var. Bu auto ne demek? Alakalı olan tooltip'i ben direkt gösteririm diyor. Buna nasıl karar veriyor? Ben tooltip sayfasını yaparken diyorum ki tooltip field'a bu diyorum müşteri sayısıyla ilgili bir tooltip'tir diyorum. Dolayısıyla müşteri sayısını ekranda görürse bunu gösteriyor. Ben buraya iki tane metrik koyup ve ana sayfada harita üzerinde de duruma göre o metrik ya da diğer metrik, hani ikisini şey olarak birleştiriyor ya, bir payda ya da farklı bir grafikte. O zaman şunu sağlayabiliyorum. Şu tarafa mesela, şu grafiğin üzerinde iki metrik var. Müşteri bütçesi, satışlar. Satışlara mouse'u getirdiğimde satışların tooltip'i görünüyor. Bütçeye getirdiğinde otomatik olarak bütçeyi gösteriyor. Çünkü mecbur kalıyor otomatik seçimde. Haritada tekrar gösteremeyeceğim. Çünkü haritada galiba bunu yapamayacağım, bu dediğim triği. Bu tür trikler de her görselde işlemiyor. Ama mesela bir pie chart'ta ya da sütun grafiğinde, şuradaki diğer grafiklerde böyle bir trik yapabiliyorsunuz. Güzel ipucuymuş gerçekten ha. Şimdi bunun yanında başka aklımda olan ne gibi konular var? Biraz önce senin söylediğine bir yandan baktım ama özellikle şu burada bahsettiğim, yani bir tasarımı beğenip ya bu çizgileriyle güzel bir tasarımmış, ben bunu uygulayayım yaklaşımı gayet güzel çalışıyor. Bazı şirketler özellikle bir UX developer'a, bir tasarımcıya kendi tasarımlarını yaptırtıyor. Bu da fena bir yöntem değil. Doğrudan bir UX designer tasarımı yapıyor. Sonra Power BI developer bunun implementasyonunu yapıyor. Bu da yine aynı şekilde mümkün. Tabii ki her zaman bu kadar kaynak olmuyor. Kaynak olmadığında da aynı kişi uçtan uca hepsini tasarlayabiliyor. Bu tür giydirme süreçlerinde, hani ben doğru bir tasarım var, ben bu tasarımın aynısını yapmak istiyorum dediğiniz süreçlerde özellikle background'ı PowerPoint'te ya da Photoshop'ta, Corel'de, yani bir design tool'unda tasarlayıp SVG olarak, SVG olarak direkt background'a koymak, hatta tema dosyasının içerisine eklemek güzel bir best practice. Böylece her sayfa için tekrar tekrar uğraşmıyorsunuz. Bir şey daha eklemek istiyorum. Microsoft'un kendi tool'larının içerisinde sunduğu güzel Power BI raporları var. Bunlar da bize best practice'ler anlamında güzel fikir veriyor. Çünkü bu alanın en iyilerine diyorlar ki bizim tool'umuzun şöyle bir şeye ihtiyacı var, bunu bize yap. Mesela bakın, çok şık, sade bir tasarım. Özellikle vurgulamak istediğim şey şu. Genelde eğer açık ton yapıyorsanız, siyah değil de açık ton yapıyorsanız, görsellerin, rakamların olduğu şeylerin arkasını beyaz dışında bir ton yapmak tavsiye edilmiyor. Görselleri beyaz yaptığınızda background'dan ayırmak için de background'ın çok açık bir gri. Yine burada gri biraz koyu olursa çok çirkin görünebiliyor. Çok açık bir gri ama gözün ayırt ettiği bir gri kullanılmış. Ve görsellerin kenarına da yine dikkat çekeceğim. Burada da bir border kullanılmamış, sadece gölge kullanılmış. Border, özellikle kalın, net hatları olan bir border genelde güzel bir çıktı vermiyor. Ama bu şekilde çok hafif, silik bir gölge
görsel olarak çok daha şık görünmesini sağlıyor. Ek olarak ne yapılmış? Halil'in de aslında bahsettiği metriye göre bir renklendirme jargonu kullanılmış. Demiş ki emissionları ben maviye boyuyorum. Bu grafikte de onu maviye boyamış. Revenue'ye geldiğinde aynı renklendirmeyi burada da yapmış. Yeşil, yeşil. Ben böylece bakan birisi olarak rahat bir şekilde bunları okuyabiliyorum. Buraya bir switch koymuş. Bu bookmarklarla yapmış aslında. Switch iki tane resim arasında. Switch'i açtığında yine bunun rengine uymuş. Mor yapmış. İnce ama bence önemli detaylar. Ve şurada yine önemli bir şey var. Yazılar siyah. Yazıların arkasında bu tonda bir mor yapsa çok çirkin görünecekti, okunmayacaktı. O yüzden hepsinin birer açık tonunu oluşturmuş ve açık tonları da burada şeyde kullanmış. Tablo üzerinde bir şey olarak kullanmış. Var olarak kullanmış. Başka burada yine bir bookmark seçimi var sanırım. Ya da yok, bu direkt major selection var. Şu yine güzel bir yöntem. Olabildiğince raporlara tooltip koymak ve bu tooltiplerle kişiye bir şeyleri açıklamak. Bu nasıl çalışıyor, bu nasıl hesaplanıyor? Kişinin aklında soru işareti varsa bunları göstermek yine önerebileceğim bir metot. Başka bir sayfaya açıyorum. Bu arada rastgele hani bir raporun içerisindeki feature'ları göstermeye çalışıyorum. Burada ne yapılmış? Yine benzer bir tasarım çizgisi var. Ana sayfaya dönelim. Bol bol bookmarklar kullanılmış. Farklı tiplerdeki görseller arasında geçiş yapmak için. Aya göre göster, scope'a göre göster. Normalde Power BI'de bunları drill down'a da koyabiliriz belki. İşte sağ tıklasın detaya gitsin ama bu şekilde olduğunda kullanım çok daha kolay son kullanıcı açısından. Bol bol bu şekilde farklı farklı kırılımlar var. Bunların hepsi zaten bookmark'la yapılmış feature'lar. Buralarda bir soru var mı gördüğünüz bu raporlar üzerinde? Yine önemli bir detay, bu şekilde güncelleme tarihi paylaşmak güzel bir detay oluyor. Her ne kadar Power BI en üstte gösterse de hangi sayfada olduğunu her sayfaya kesinlikle koymak. Bunlar artık zaten jenerik şeyler, gereksinimler ama dikkat etmeyi tavsiye ediyoruz. Bir soru var mı buralarla ilgili? Yoksa merhaba, ben bir şey sormak istiyorum. Buyurun, çok tabii. Pardon. Bu sekmeli yapıyı gösteriyor ya, mesela by month, by scope gibi. Bunu nasıl yaptığını kısaca açıklayabilir misiniz? Tabii. Şöyle aslında, biraz önce Power BI Desktop'ta şuradaki matrix ve table'la aynı. Ben önce geliyorum. Diyorum ki burada işte net grafiği var. Bu şekilde bir matrix grafiği var. Hatta şöyle yeni bir sayfaya mı geçelim? Öyle yapayım. Raporun bu görünümünü şurada bu grafik var. Kopyaladım. Aynı grafiği değiştirdim ve şöyle bir grafik koydum. Sonra geliyorum. Bir bookmark panelinden bir bookmark oluştur diyorum. Önce diyorum ki bu görseli gizle ama alttaki şu görsel görünsün. Şu iki tane görsel aslında. Birisini gizledim, diğerini gösterdim. Sonra bu ikisini seçiyorum. Bu ikisi için bir bookmark oluştur diyorum. Bu ne olsun? By month olsun. Sonra bunun özellikle şu ayar önemli. Sadece seçili görselleri kaydet. Başka bir şeyi kaydetme diyorum. Çünkü şu ikisi seçili. Sonra diyorum ki bunu gizle. Onun yerine şunu göster. Yine bu iki görselin durumunu kaydet. Seçtim. Et dedim. Bu da by year olsun. Atıyorum. Bunu da geldim. Dedim ki sadece seçili görselleri kaydet. Başka bir şeyi kaydetme. Artık bu butonlara tıkladığımda bir görsel görünüyor. Diğeri gizleniyor. Bookmarklarım hazır. Bu görüntüyü elde etmek için de ekrana gelip bir bookmark selektör eklemem lazım. Butonlarla da yapabilirim ama şey daha kolay. Bookmark Navigator koyuyorum. Ve artık Bookmark Navigator üzerinde bunları belki sadece gruplayıp şu ikisini bırakabilirim. By month seçtiğimde bu görüntü geliyor. By year seçtiğimde diğer görüntüye geçiyor. Aslında biraz önceki raporda kullanılan teknik de tam olarak aynısı. Burada sadece Navigator kullanmak yerine buton koymuş. Çünkü Navigator'da butonların boyu aynı. Yani burası 5 pikselse burası da 5 piksel ama burada scope kısa bir yazı, bu uzun bir yazı. O yüzden butonlar koyup biraz daha kasmış açıkçası bu görüntüyü elde edebilmek için. Bazen mecburen şey yapıyoruz, daha fazla zaman harcıyoruz istediğimiz o güzel görüntüyü elde etmek için. Sorunuzu cevaplayabildim mi? Ek sorunuz var mı? Yok, açık oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
Peki buradaki konuların aslında her biri ayrı bir meetup'ı gerektirecek kadar detayı içeren konular. Hepsini bir listelemeye çalıştık. Mustafa müsaade edersen biraz önceki raporlarda şu ana kadar anlattığımız tekniklerin hepsini sayfalarda tek tek bir gösterip eğer varsa soruları alalım mı? Olur, çok iyi olur tabii ki. Sen paylaşabilirsin istersen. Tamam. Bu arada aynen hem soru hem de bir dashboard göstermek isteyen varsa özellikle üzerinden de konuşabiliriz. Bu padding konusu, görsellerin arasındaki boşluklar konusu oldukça önemli. Benim en çok gördüğüm sıkıntı. Mesela şu an açık olan dashboardta bile konuşabiliriz. Daha iyi ne olabilirdi diye isterseniz. Mesela ne benim gözüme çarpıyor? Üstteki kutulara bakın. Halil hemen araya girdim ama sen açtıktan sonra. Aktif müşteri sayısı kutusu diğer kutulara göre ya daha küçük ya da yanındaki boşluk en ortadaki boşluğa göre daha az. Çok ufak bir detay. Belki de ben yanlış görüyorum ama ilk boşluk ortadaki boşluktan daha küçük. Aynen, orası ve orası. Şimdi bu basit bir detay ama insan gözü bunu ilk gördüğünde o düzensizliği aslında ya o anda ya da bir süre sonra fark ediyor. Ya da oradaki boşluklarla alttaki boşluk versus sol taraftaki panelle olan boşluk. Bunların aslında eşit olması lazım. Ya da sol alttaki son güncelleme yazısı inanılmaz sola yapışık. Hiçbir yazının hiçbir çizgiye böyle şey gibi oldu. Hani eleştiriyor musun? Yok ama. Aynen. Hani genel hani nasıl bakıyoruz onu anlatmak adına hiçbir içerik, hiçbir çizgiye, border'a sıfır olmaması lazım. En üstteki ikonlar da eminim ki biraz daha küçülüp üst tepeden biraz uzaklaşsa daha güzel görünecek. Aynen, yani hiçbir şeyi hiçbir sınıra yapıştırmamaya çalışın. Hiçbir yazı da yine hiçbir şekilde çizgilere değmesin, temas etmesin. Çizgiler gerekirse yok olsun, incelsin ama yazılar şeyle sıfır hale gelmemesi gerekiyor. Border'larla sıfır hale gelmemesi gerekiyor. Aynen. Power BI dosyasında da böyle mi gözüküyor bilmiyorum ama bu Published Web'de bazı yerleşimler biraz kayıyor gibi. Ondan da kaynaklanıyor olabilir ama eğer bunu gerçekten buraya koymuşsam bunu mutlaka açmak gerekiyor. Bu görüntüyü son derece kötü etkileyen şeylerden bir tanesi. Bu rapora tekrar ben dokunacak olsam şu araları biraz daha açardım. Şu üstteki pano Page Navigator aslında, Bookmark Navigator değil. Burayı biraz açardım ferahlatmak adına. Yukarıdaki ikonlar üst çizgiye çok yakın gözüküyor. Onu da biraz açardım. Ama bu sayfada kullandığımız tekniklerden ne var? Tooltip var örneğin. Bu tooltip ayrı bir rapor sayfası. Power BI dosyasının içerisinde gizlenmiş. Üstüne geldiğim şeyin detayını görmek istediğim tekniklerden bir tanesi. Drill through aynen bir sağ klik butonuna eklemek yerine butona eklediğimiz bir drill through örneği var. Seçimi yaptığımızda ilgili detay sayfasına götürüyor, tekrar geriye getiriyor. Drill through, bookmark, edit interaction, görsellerin birbirini tetiklemesini, etkilemesini ayarlamayla ilgili. Şu örneği yapmıştım. Buradan bir seçim yaptığımda sağdaki görsel sadece highlight olsun kısmı bu ama aynı seçim alttaki grafiği mesela komple filtreliyor. Bu olabilir. Ben yorum olabilirim. Şurada mesela şöyle bir teknik de süper. Neyle yapıldığını siz tahmin edebilirsiniz, cevaplayabilirsiniz. Kullanıcının yapacağı drill down sıralamasını belirlemek çok kolay değil. Netleştirmek, belirlemek çok kolay değil. Decomposition tree'yi bookmarklarla kullanmak benim favori görselleştirmelerimden bir tanesi. Çünkü istediğiniz gibi kullanıcıya nasıl bir şey yapacaksa, kırılım yapacaksa o imkanı veriyorsunuz falan. Ama bu rapor sayfalarına nereden ulaşabilirsiniz sonra incelemek isterseniz yerini de söylemiş olayım. Blog sitesindeki Power BI dashboardlardan gelebilirsiniz buraya. Şuradaki sağdaki filtrelerle ilgili bir bookmark örneği var. Bir sürü filtre var. Ayrı bir pano gibi yapmayı tercih etmişim. Herhangi bir seçim yapıldığında altta daha önce gözükmeyen filtreleri temizle diye bir buton direkt aktif hale geliyor.
gene bookmarkları kullanarak filtreleri komple sıfırlamak mümkün. Böyle bir örnek. Bazen çok fazla sayıda kırılım gerektiren rapor sayfaları oluyor. Hepsinde aynı sayfada görünen slicerlar olarak sayfaya gömmek biraz ortamı çok kalabalıklaştırabiliyor. Onun yerine gene bookmarklar yöntemiyle seçilebilecek filtreleri gizleyip kaldırmak mümkün. Hangi rapordu? Şu örneğin koyu renk tema altta bir butona bağlayıp açık temayı göster. Bu tamamen bookmark navigator. Misal bütün sayfaların hem koyu tasarımları var hem açık tasarımları var. Her sayfa koyu olanlar da kendi içerisinde gruplanmış ve o bookmarkları gösteriyor. Göstermek üzere konulmuş falan. Ama liste yapmak gerekirse Ferah, rapor önemli, renk seçimi önemli, analitik operasyonel rapor ayrımına göre doğru görselleri seçmek önemli. Gerisi biraz feyz almayı, kurcalamayı, uğraşmayı gerektiriyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Var mı katılımcıların sormak istediği, göstermek istediği başka bir içerik? Benim değil ama çok pardon, chatte bir tane soru var, chat'e yazılmış. Tabii sizden dinleyelim isterseniz, ben göremedim. Tabii söyleyeyim. Sayfanın güncelleme tarihini nasıl gösteriyoruz? Benim kendi eğer refresh zamanı sayfanın güncel tarihini gösterecekse Power Query tarafında yapabilirsiniz. Basit bir UTC Now local time şeyinde fonksiyonuyla. Eğer birebir kodunu isterseniz nereden? Birebir kodunu isterseniz blog sitesinde olmazsa olmaz tarih tablomuz diye bir yazı var. Buradaki template'i indirirseniz o template'in içerisinde size o son güncelleme saatinin tarihini gösteren bir script'in örneğini bulabilirsiniz. Ama şunu Power Query'de sistem saatinin işte Türkiye şeyine göre, time'ına göre, time zone'una göre çeviren bir fonksiyon grubunu kullanabilirsiniz. Birden fazla var. UTC Now var. Gibi. Yani burada şeyi belki yine ayırt etmek güzel olabilir. Power Query'de bir tarih hesapladığınızda bu rapor refresh'i sırasında hesaplanıyor. Yani UTC'sine, time zone'una dikkat etmek lazım ama bu rapor refresh'inde hesaplanıyor. Calculated bir sütuna koyduğunuzda yine aynı şekilde report refresh ile konuyor. Ama şey yaparsanız, bir major yazarsanız bu major runtime'da çalışıyor. Dolayısıyla hani date time'ı ya da now major'ını ekranda bir yere koyarsanız o güncel rakamı gösterir. Şu anın saatini ya da dakikasını göstermek isterseniz bunu doğrudan DAX ile yapmak lazım. Ama rapor refresh'ini göstermek istiyorsanız Halil'in dediği gibi bir yöntem izlemek gerekiyor. İlk görüntüye ödettikten sonra 3 saat ileri, 3 saat geri onlarla biraz uğraşıyorsunuz zaten formüller üzerinden. Başka bir sorusu olan var mı? Peki soru yok zannedersem. Mustafa, eklemek istediğim bir şey var mı? Benim de aklıma gelen bir şey yok. Çok teşekkürler katılımcılara. Bayağı bugün kalabalıktı. Aynen. Süreyi de epey bir geçtik. Faydalı olmuştur. Çok şeyden bahsettik ama yeterince detayına olabildiğince önemli kısımlarına girmeye çalıştık. Sonra tekrar belki bu tekniklerle ilgili daha detaylı birer kayıt yaparız. Çok teşekkürler herkesin katılımı için. Mustafa çok sağ ol. Ağzına sağlık, eline sağlık. Bilmediğim trikler öğrendim gene senden. Peki o zaman görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.